Siyaset Platformu Kulüp. Bizler 2019 yılında adaletsiz ve bu haksız dünya nasıl değişebilir? Bunun değişimi için ben ne yapabilirim? Gibi birçok soru işaretiyle başlayan bir sorgulama dönemi. Sonunda geldiğim nokta, hani herkesin hayatının bir anlamı vardır ya, benim hayatımın manası da bu memlekete duyduğum aşk. O kadar çok seviyorum ki doğasını, insanlarını, tarihini, köklerini, geleceğini. Sevda için hani makam, koltuk, mevki gerekmiyor. Sadece onu içinizde hissetmeniz gerekiyor. Nerede olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın, sonunda o sevdayı, o aşkı gösterecek bir şeyler yapmaya devam ediyorsunuz. Alacağım. Baştan net söyleyeyim. Çünkü bizim gibi ülkelerde eğer iktidar çok büyük bir güç biriktiriyorsa, o gücü frenleyecek en büyük güç ana muhalefet partisidir. O iktidarın gücünü denetleyecek, kontrol edecek, frenleyecek mekanizmaları kurmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin sigortasıdır. Bu yolculuğa devam edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında. Toplumsal sivil muhalefete çok inanıyorum. Özellikle de üç başlıkta. Kadınlar, çevre ve eğitim. Bu üç başlıkta platformlar, vakıflar, dernekler hepsi bence tüm siyasi partilerin önünde. Bütün hayalim o toplumsal sivil muhalefeti bir toplumsal bileşik muhalefet haline getirmek. Yani bu iki aksın birbirini besleyeceğini de düşünüyorum. Yani bir yandan ben Cumhuriyet Halk Partisi için çalışırken bu çalışmanın o toplumsal sivil muhalefete de fayda edeceğini düşünüyorum. Yani İzmir'den asla vazgeçemem. Her koşulda İzmir. Popülist siyaset maalesef bugünün dünyasında bir de otoriterlikle birleştiği zaman çok tahripkar oluyor. O nedenle sadece rakamlar üzerinden, yani sizin kamuoyunda yarattığınız algı üzerinden, sempati üzerinden değerlendirmeyi eksik bulurum. Bir belediye başkanı örneğin bilançosundaki yatırım yüzdesi çok önemli bir göstergedir. Ya da görevi devraldığındaki borç tutarıyla görev süresinin sonundaki borçlarının karşılaştırması çok önemlidir. Sosyal politikalar alanında ne yaptığı çok önemlidir. Demokrasi için ne tür platformlar yarattığı, katkı verdiğini ölçmek önemlidir. Sadece anketler üzerinden ve kamuoyundaki beğeni düzeyi ölçülerek yapılan anketlerin, değerlendirmelerin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü acaba doğru siyaset yaptığı için mi böyle, yoksa popülist siyaset yaptığı için mi böyle? Peki doğru siyaset için uğraşması gerekmez mi? Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat belediyecilik ilkeleri üzerinden değerlendirme yaparak o parametreler çerçevesinde aday belirlemesi güzel olmaz mı? İzmir Büyükşehir Belediyesi 150 yıllık bir kurum. Kendine ait bir çalışma kültürü var artık. Burada tabii ki süreklilik çok önemli. Eğer bu kurumsal kimlikle, bu kurumsal kapasiteyle üretilmiş, yola çıkılmış projeleri yarın bırakırsanız bu şehir kaybeder. Hem mali anlamda kaybeder, hem gelecek vizyonu anlamında kaybeder. Çünkü bizim yaptığımız başlangıç bu şehrin gelecek 50 yılını kurtarmaya yönelikti. Bunların devam etmesi lazım. Parası cebimizde. Yani kimseden beklediğimiz bir onay, kimseden beklediğimiz bir imza, hiçbir şey yok. Parası cebimizde ve tıkır tıkır işliyor. 4 TBM'e çıkarttık o büyük sondaj kazıcılarını. Olağanüstü hızlı yürüyor şu anda. Hatta ilk etabı bitirmek için de bir sayaç koyduk şirin yerde. Vaat ettiğimiz tarihte, hatta büyük bir ihtimalle daha erken bitireceğiz. Ya bunlar kimdi? Bunu bir düşünün. Sizin yaşlarınızda ve gerçekten çok daha zor koşullarda çok büyük sıkıntılar içinde yaşayan insanlardı. Ve gözlerini kapatıp koşa koşa ölüme gittiler. Bunu aklınızdan çıkardığınız anda bir gelecek inşa edemezsiniz. Ve şunu bilin,
Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giderken de sizsiniz onlar. Yani bu ülkeye demokrasiyi getirecek, bu ülkede yaşanan bu büyük sefaleti, yoksulluğu, hayat pahalılığını bitirecek, özgür düşünceyi serpilip geliştirecek sizlersiniz. Niye batıdaki akranlarınız kadar demokrasiyi hak etmiyor olasınız? Hepsinden daha fazla hak ediyorsunuz. Çünkü bizim arkamızda bir de böyle bir kadim kültür var. Kendinize güvenin. Kendinizi sevin. Siyasetten asla vazgeçmeyin.